Sonra taktiğimi sizlerle paylaşacağım. Fakir usulü, gerçekten fakir usulü ama kesinlikle işe yarayan mükemmel bir yağ yakım, su atım taktiğidir. Aynı zamanda selamlar, bir yeni videodan daha selamlar. Biliyorsunuz yarışmaya hazırlanıyorum. Son Türkiye şampiyonam olacak. Ondan sonra artık pro yarışlara heveslenmek istiyorum. Pro yarışlara hazırlanmak istiyorum. Ama iyice bir kendimi hatırlamak için, iyice bir yarış hazırlığı, pozlama, podyum heyecanı, bunların hepsini iyice bir tecrübe etmek istediğim için bir son yarış daha yapacağım. 2 ay önce de bir yarış yapmıştım. Şimdi yarışımıza neredeyse bir ay kaldı. Bir aydan birazcık fazla kaldı. Üstümün halini görüyorsunuz. Bu işte Ege'de köy hayatı yaşamak. Bahçede işler oluyor. Onlara uğraş. Paleti oradan taşı. Köpeklerle ilgilen. Ufak bir bahçemiz var. Bahçeye onu ek, bahçeye bunu bek. Orayı temizle, burayı temizle. Ayıptır söylemesin, mangalı yak, semaveri yak ve bir şeyler yap derken bunlar benim çalışma. Aynı zamanda inanılmaz derecede bir yağmur sezonundaydık. Bu yağmur sezonunda daha fazla çamur olduğu için hangi üstümü giysem, bir anda çamur olduğu için ben de bir üst belirledim. Artık haftalık olarak bahçe üstüm ve kardiyo üstüm farklı. Derken yani üstümün bu şekilde karşınıza çıktığım için ufak bir özür nihayetinde bir açıklamayla birlikte videoya başlayabiliriz. Yarışa hazırlanıyorum dostlar. Biliyorsunuz yarış sürecinde en önemli olay zaten son zamanlardaki potasyum, sodyum, su dengesinden oluşturduğunuz sistemle birlikte vücudunuzun su atması. Zaten yağsız olduğunuzu kabul etmemiz lazım. Yarış istiyorsanız zaten sıfır yağ, aynı zamanda sıfır su olması lazım podyuma çıkabilmeniz için. Dolayısıyla su atım taktikleri, yağ yakım taktikleri, nasıl kardiyo, nasıl antrenman, nasıl beslenme gibi durumlar var. Ufak bir taktik size vermek istiyorum. Çok ufak. Aslında bu videoyu çekmemin amacı hani bir video olsun. Kanala da bir video atalım. Bu arada şu anda sabah saat 9. Ege'deyiz. Sabah yeni aydınlandı daha hava. Güne başladık. Yaklaşık 2 saat önce uyandık. Bir kahve içtik. Tabii ki de su atımı için aldığımız takviyeler var. Onları aldım yağ yakımı için. Ondan sonra başladık dışarı çıkıp koşmaya. Geldik buraya, bir nefes aldık derken dedim çocuklara su atım taktiğimi göstermek istiyorum. Bir su atım taktiğim var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Köpeklerin enerjisi bitmemiş. Biz gerçekten yorulduk. Enerjisi bitmemiş. Çim yiyor. Neyse, videoyu başlatmışken taktiğimi göstereyim ya da taktiğimi göstermeyeyim. Çünkü hasta olabilirim. İnanılmaz soğuk bu arada. İnanılmaz soğuk. Hayır, sabah çıktığımız zaman gerçekten inanılmaz bir soğukluk vardı dostlar. O soğuğa rağmen beni terleten, zaten vücudun en iyi hani nasıl su atarsın? Terleyerek su atarsın. Yani bundan hani tabii ki de diğer başka şeyler var da %50'si terlemek, %50 diğer bütün taktikler diyebiliriz. Yani tamamen terlemeye odaklanmamız gerekiyor. Aslında bu şekilde düşünebiliriz. Çok fazla terlerken aynı zamanda da su içmek gerekir. Yoksa vücut dehidrasyona uğrayıp, yani susuzluğa uğrayıp kramp girme olasılığı yüksek olur. Köpeklere bir yemek verelim. Köpeklere yemek verdikten sonra taktiğimi sizlerle paylaşacağım. Fakir usulü, gerçekten fakir usulü ama kesinlikle işe yarayan mükemmel bir yağ yakım, su atım taktiğidir. Aynı zamanda bu gibi havalarda biz şu an ocaktayız. Yani sabahın 7'sinde dışarı çıktığınız zaman gerçekten inanılmaz soğuk oluyor. Hemen dışarı çıktığınız gibi 2-3 hareket yaptığınız zaman sizi sıcak tutacak bir taktiktir bu aynı zamanda. Köpeklere bir yemek verelim. Ondan sonra üstümüzü değiştirelim. Ondan sonra üstümüzü değiştirmeyeceğiz. Ondan sonra evet üstümüzü değiştireceğiz ama size taktiği göstereceğim. Burada aslında ufak bir trailer verdim. Dostlar, sabah ikisine de mama veriyorum. Akşam kangalın yemeği, bir de ayrı bir yemek yapıyorum ona akşam. Bazen tavuk haşlıyorum. Bazen de kasaptan aldığım kemik haşlıyorum. Bazen de balık kafaları oluyor. Çok fazla balık yediğim için, somon balığı yediğim için havyar oluyor. Bak oturup mama bekliyorlar benden. Oh, gerçekten çok yoruldum. Şimdi burada kavga çıkmaması için dikkat etmemiz lazım.
Kangal'a verelim. Hayır. Yesinler yemeklerini. Şimdi size fakir usulü su atım taktiğimi gösteriyorum. Mikrofonu bırakıyorum. Bir kere zaten kesinlikle kat kat giymeniz gerekiyor. Hani bunu söylememe gerek de yok. Kesinlikle kardiyolarınızı kat kat giyinip iyice terlemeniz gerekiyor dostlar. Bu bir. Hazır mısınız? Bomba geliyor. Zaten ufak ufak gözüküyordur. Dostlar gördüğünüz gibi en aşağıya tamamen vücudunuza bağlı olan kısma bir çöp poşeti. İki tane delik kollar için, bir tane delik kafa için. Bunu bir giyiyorsunuz en alta. İnanılmaz bir termal etki oluyor. Böyle bir su atımı yok. Dikkat edin, aynı zamanda su için kramp girmesin, dehidrasyona uğrayabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Abi baksana, suları görüyor musun? Vücudumdaki suları görüyor musun? Bak sulara bak, duman çıkıyor yemin ederim. Zaten hava da çok soğuk. Aa, babın yemeğini çaldı yine. Yesin, ona bir ayar veririz. Hırsız bunlar, hırsız. Sabah kardiyosu. Gördüğünüz gibi. Biraz da poz alalım. Gerçekten pozuk. Yemiyorum zaten. Zaten iyi değilim. Ama yıkılmadık. Ayakta da değiliz. Tam o moddayım aslında bakarsan. Aa, hazır. Hazır aç karınlayız. Hazır kardiyo zamanındayız. Güzel bir bakım poz vereyim. Veremedim. Daha gerçi benim olmaz derecede sulayım ama en son yarıştan sonra bir 15 gün kadar. Konuşuyorum ama boşuna konuşuyorum. Gerçekten hala daha çok suluyum ama zamanım var ve metabolizmam inanılmaz derecede hızlanmış durumda. Çok fazla soğuk, hasta olmak istemiyorum. Dostlar teşekkür ediyorum video izlediğiniz için. Lütfen beğeni yapıp like atıp beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çok güzel tişörtler, orijinal sarmlar ve bütün sporcu ürünleri için bizlere ulaşabilirsiniz. Her zaman hizmetinizdeyiz. Instagram hesabında zaten bütün bilgiler, telefon numaramız, OneFitWear Instagram hesabında her şey var. Ulaşmak kolay yani. Aklınızda soru işareti olsun istemiyorsanız ben orijinal ürünü alayım diyorsanız bizler buradayız. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videomda görüşmek üzere. Peace.